أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere akıl, iman, İslamiyet ve türlü türlü nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah bu mübarek Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz fitrelerimizi, zekatlarımızı, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı ve hayır hasenatlarımızı dergâh-ı izzetinde en güzeliyle kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah namaz ibadetinin önemine dair olacaktır. Rabbim kılmış olduğumuz namazları da bu vesileyle kabul eylesin. Rabbim anlatabilmeyi, istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bildiğiniz gibi namaz ibadeti bizlere Miraç'ın bir hediyesidir. Cenab-ı Allah namazı bize Miraç'tayken müjdelemiştir. Miraç'ın hediyelerinden bir tanesi namazdır. Bu vesileyle inşallah şunu söyleyelim. Namaz müminin miracıdır. Miraç, Cenab-ı Allah'ın katına yükselmeyi ifade ettiği gibi namaz kılarak da mümin Cenab-ı Allah'ın katına yükselmektedir. Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı eksikleriyle, kusurlarıyla, hatalarıyla dergâh-ı izzetinde en güzeliyle kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Taha Suresi 14. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah namazla alakalı bizlere şunu nakletmekte. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimeden anladığımız, bizler mümin olarak en büyük ibadetlerden bir tanesi olan Cenab-ı Allah'ı anmak, Cenab-ı Allah'ı zikretmek, ihsan derecesinde yani Cenab-ı Allah'ı görür gibi ibadet etme derecesinde olan namazı Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Her müminin en büyük ibadetlerinden, ibadetlerin en büyüklerinin başında olan bir ibadet varsa o da kılmış olduğumuz namazlarımızdır. Yine diğer bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah yine kitabını okumamızı ve namazı da kılmamızı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere namazı emrediyor. Namaz bu kadar önemli değerli kardeşlerim. Yine bir mümin günde 40 rekat namaz kılıyor. 40 rekatın her rekatında da Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. Fatiha-i Şerife'de Cenab-ı Allah'a şöyle bir duada bulunuyoruz. Ya Rabbi ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. İşte bir mümin namazıyla Cenab-ı Allah'a bunu söylüyor. Ya Rabbi biz yalnız seni tanıyoruz. Seni biliyoruz. Bizi yaratan, yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden sensin deyip yalnız ona kul olduğumuzu ve yalnızca da ondan yardım dilediğimizi bir mümin günde 40 defa Cenab-ı Allah'a böyle söylemiş oluyor değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Namaz dinin direğidir. Namaz. Nasıl ki bir binayı ayakta tutan direklerse dinimizi ayakta tutan da yine namazımızdır. Bir mümin namazını kılmazsa dinini ayakta tutamaz değerli kardeşlerim. Dinimizin ayakta durması için her müminin namaz kılması gerekiyor. Bu hadisi şerifi çoğu insan, çoğu Müslüman zaten biliyordur, duymuştur. Ama Rabbim namazımızı gerçek manada kılıp dinini ayakta tutan kullarından eylesin bizlere. Yine diğer bir hadisi şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne demektir bu? Namaz o kadar önemli ki bir insanı ayakta tutan, bir canlıyı ayakta tutan şey nasıl ki başımızsa eğer, işte ibadetlerimizi ve dinimizi ayakta tutan da
yine kılmış olduğumuz namazlarımızdır. Bir insanın başı olmayınca nasıl ki vücudu ayakta duramaz, bir müminin de namazı olmayınca dini ayakta duramaz değerli kardeşlerim. Yine diğer bir hadisi şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir. Nasıl ki bizler abdest alarak Cenab-ı Allah bize bedenimizi temizlemeyi öğretiyorsa, namaz kılarak da imanımızı temizlemeyi öğretiyor. İmanımız nasıl temizlenir? İmanımız günahlardan gelen o yaralarla, berelerle, kirlerle kirleniyor ya. Evet, işte namaz kıldığımız zaman o imanımız o günahlardan gelen yaralardan, berelerden temizleniyor değerli kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yine namazın bir önemi de kulun Rabbine en yakın olduğu an hangi andır? Tabii ki secde anıdır. Secde nerede var? Tabii ki kılmış olduğumuz namazlarda. Bir Müslüman Allah'ı çok sevdiğini iddia ediyor. Ya Rabbi biz seni çok seviyoruz diyor ama namaz kılmıyorsa o kişi sevmiyor demektir. Çünkü kul en yakın olduğu anda yani secde anında Cenab-ı Allah'a yaklaşmış oluyor değerli kardeşlerim. İnsan namaz kılmazsa secde de yapmamış olur. Secde yapmazsa Allah'tan uzaklaşmış, Allah'a hiç yakınlaşmamış olur. Rabbim Cenab-ı Allah'a yakınlaşanlardan eylesin inşallah. Yine namaz, Halik-i Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında belirli vakitlerde, tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davet gibidir değerli kardeşlerim. Sevdiğimiz bir insan bize bir şeye davet ettiği zaman, yanına davet ettiği zaman, misafirliğe davet ettiği zaman ne diyoruz? Ya ayıp olur gitmezsek diyoruz. Peki sizlere soruyorum. Bizlere sayısız nimetler veren Cenab-ı Allah, bizleri günde 5 vakit manevi huzuruna davet ediyor ama bizler mümin olduğumuzu iddia ederek o davete icabet etmezsek müminliğimizden eser olur mu değerli kardeşlerim? Sizlerden soruyorum. Rabbim inşallah bu davete icabet eden kullarından eylesin. Yine değerli kardeşlerim, namaz öyle bir ibadet ki bütün ibadetlerin çeşitlerini içinde barındıran ve bütün mahlukatın ibadetlerini işaret eden bir ibadettir. Nasıl? Kıyamımızla ağaçların ibadetlerine işaret ediyoruz. Rükûmuzla işte hayvanların ibadetlerini işaret etmiş oluyoruz. Secdemizle işte sürüngen hayvanların, yerdeki böceklerin, işte hayvanların ibadetlerini işaret etmiş oluyoruz. Bir namaz bütün mahlukatın ibadetlerini işaret ediyor. Namaz kılmayanın ne kadar büyük bir hüsran içinde olduğunu bundan anlayabilirsiniz değerli kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim, nasıl ki Fatiha Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in özüdür. İnsan kainatın özüdür. Yani insanı büyüttüğün zaman bir kainat olur. Kainatı küçülttüğün zaman da bir insan olur. Ne demektir bu? İnsanda olan her şey kainatta var. Kainatta olan her şey insanda var. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, namazda bütün hasenata, bütün hayır hasenelere ve ibadetlerin bir fihristesidir. Onların özü gibidir. Namazda yemek içmek olmaz. Bir kişi namazda yerse, içerse namazı bozulur. Neye işaret? Oruca işaret. Ve daha nice ibadetlere işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Yine namazın bir önemi de namaz dünyada mutluluk ve zenginliktir aslında. Bizler namazı çok basit görüyoruz bazen. Ya namazı işte sonra kaza ederiz. Ya yaşlanınca kılarız gibi söylemlere kapılabiliriz. Halbuki namaz dünyadayken mutluluk. Hiç namaz kılmayan adam bir defa namaz kıldığı zaman ne diyor? Ya bir rahatladım, üzerime bir rahatlık geldi. Veyahut da 5 vakit namazımızı kılıyoruz. Rabbim kabul eylesin. Her namaz kıldığımızda içimize bir huzur, bir ferahlık gelmiyor mu Allah aşkına? İşte bakın, namaz dünyada mutluluk ve zenginliktir. Kabirde de ışıktır. En çok korktuğumuz kabir, karanlık, böceklerin yuvası, böyle kabir azabının olduğu yer, korktuğumuz yer, kabirde Cenab-ı Allah namazımız vesilesiyle kabrimiz aydınlatacak inşallah değerli kardeşlerim. Namazımızla kabrimiz aydınlığa ulaşacak. Kılmış olduğumuz namaz bize nur yüzlü gençler olarak gelecekler. Ya acaba size soruyorum, ücreti az mıdır namazın? Mahşerde senet ve berattır. Mahşerde o namazımızla biz beratımızı alacağız inşallah. Ve son olarak da
Sıratta da nur ve buraktır değerli kardeşlerim. En çok korktuğumuz hallerden, olaylardan bir tanesi Sırat Köprüsü değil mi? Acaba nasıl geçeceğiz orayı? Acaba kaç senede geçeceğiz? Acaba aşağı düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz diye her müminin en büyük endişelerinden bir tanesi bu değil midir değerli kardeşlerim? Peki size soruyorum. Namaz dünyada mutluluksa, kabirde ışıksa, mahşette senet ve beratsa ve sıratta da nur ve buraksa eğer, sizlere soruyorum, namazın ücreti az mıdır? Bir insan, bir patron bize asgari ücret veriyor da akşama kadar istediği gibi çalıştırıyor. Peki ona hiç itiraz etmeden çalışıyoruz. Cenab-ı Allah sayısız nimetleri bize bahşetmiş, bizden istediği 5 vakit namaz. Biz namazımızı kılmazsak Cenab-ı Allah'a nankörlük etmiş olmaz mıyız? Ücreti az mıdır? Sizden soruyorum değerli kardeşlerim. Yine namaz güzel insanların özel saatlerde Allah'ım seni seviyorum, verdiğin nimetlere şükürler olsun demenin adıdır. Allah'ım seni seviyorum, verdiğin nimetlere şükürler olsun demektir değerli kardeşlerim. Rabbim ibadetlerini, namazlarını böyle kılanlardan eylesin inşallah. Yine namazın bize bir kazancı da değerli kardeşlerim. Kişi namaz kılarak günlük hayatında yapmış olduğu o işlerimiz var ya, amellerimiz var ya, mesela oturmak gibi, kalkmak gibi, yemek yemek, uyumak gibi, konuşmak, muhabbet etmek gibi, namaz kıldığı zaman bir Müslüman değerli kardeşlerim bu yapmış olduğu hal ve hareketlerde ibadet hükmünü alıyor. Bak ne kadar büyük bir kazanç. Rabbim bu kazancı kazananlardan eylesin. İnsan namaz kılarak fani ömrünü böylece ahiret için kazançlı bir hale getirmiş oluyor değerli kardeşlerim. Son olarak da sizlere şunu söylemek istiyorum. Namaz Allah'ın nimetlerine şükürdür. Allah'ın cennetine ve cemaline kavuşturan bir ibadettir. Namaz kulun Rabbi ile buluştuğu ve konuştuğu andır değerli kardeşlerim. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Her an Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilincinde olarak namazlarını son namazıymış gibi kılan kullarından eylesin. Rabbim inşallah bu mübarek ayda günahları affedilmiş bir şekilde bayrama ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.